Hello. Adın ne senin? Duyamıyorum abi. Adın ne senin? Süleyman dedim. Süleyman. Süleyman. Kaç isimlisin sen be adam? İmam Ebu Hanife ismini Daha... kullanıyorsun. Ondan sonra Ravza-i Mutahhara ismini kullanıyorsun. Süleyman. Hangisine güveneyim ben? Ya ama söylüyorum ya zaten sana zaten biraz geçen seferde de senden konuştuğum zaman ben zaten sana ismini söyledim Öyle mi? dedim ki yok. Söylemiş miydin? Ben hatırlamıyorum. Yani çünkü seninle şu anda İmam Ebu Yok Hanife abi sen ile. de her şey içindeyse dışta da olur. Evet, sana bir şey söyleyeyim. Yani sen Buyur. galiba benden bir özür dileyerek başlaman lazım. Çünkü ben dedim Neden? ki başka zamana tehir edelim. Ben saat 3'te uyudum. Birkaç saatlik uykum var. Ama sen şey ettin. Dedin ki elin Abi ben de ateist dedim ile bir ki saniye yok. okuyayım senin yazdığını. Sen okudun yazdım. Ya Sağa sola da yazmışsın. yazmışsın pardon. Bir saniye, bir saniye Süleyman. Edip elin ateistliğiyle baktın defalarca tartışmışsın. Biz müşrik dediğin ehli sünnete neden şans vermiyorsun? Ben ne kadar ehli sünnetle tartıştım bilmiyorsun. Bir iftira ediyorsun burada. Bir sürü ehli sünnetle tartışmışım. Onun Nedir? için biliyorum. O biraz seni biraz tartışmaya çekmek için yaptı. He, yani Sen de nedir? biliyorsun. Bu Süleyman Ateş'ten bilmem Salih'e kadar bir sürüyle tartıştığımız. Sokaktakiyle de tartışıyorum. Ondan sonra bize kendimizi savunma ve karşı saldırı hakkımız var. Sürekli saldırıyorsunuz. 1 milyar nüfusunuz var. Güzel kardeşim. Beni susturan sizsiniz zalimler. Bunu bulan, bunu keşfeden adamı katleden sizlersiniz, ehli sünnetsiniz be canım. Ondan sonra edip bize savunma hakkı. Bütün televizyonlar sizin. Bütün camiler sizin. Zalimler. Hep yalan, yalan, yalan. Ondan sonra edip hep monolog gidiyorsun. Tam tersine siz monologsunuz. Beni kaç kere çıkardınız televizyona? Hep şey ettiniz. Ehl-i sünnet adına hava atıyorsun canım kardeşim ya. Bırak hikayeyi. Hadi Neyse. bakalım. Bak şimdi şöyle sana. Ben kendimi tanıtıyorum. Buyur, Önce dinliyorum seni. Süleyman. Dinliyorum. Yani haksızlık Yani yapıyorsun. Bir bakıyorsun sağda solda yazıyorsun. Edip korkuyor, korktu, korktu bizden. Biz işte şöyleyiz. Ayıp yani, ayıp ya. Ayıp. Ben senin bak neyden bir şey korkayım? demedim ben. He. Tamam. Edip abi bak şimdi. Buyur. Ben ilk kez böyle bir tartışma yapıyorum. Böyle bir tartışma sizin gibi değerli, büyük, tanınmış tartışma üstadı, polemik üstadı biriyle yapmaktan da gerçekten memnuniyet duyuyorum. Eyvallah. Buyur canım. Gel gidelim, gelelim. Yani Yani senin de ilk kez böyle bir tartışma olacak. Çünkü senin karşısına çıkanlar şu ana kadar seni araştırmadı, seni bilmedi. Eğer sen şu testten geçersen ve geçeceğini hiç zannetmiyorum. Tamamen çok ya. büyük bir diyeceksiniz. Allah'ın izniyle. Senin için de inşallah güzel bir tartışma olur, değişik bir tartışma olur. Bunu belki de Senin yarım için saat güzel yapabilirim dediğim gibi. Yarım bir saat yaparım belki Benim de daha sonra devam ederiz inşallah. Dinliyorum seni. İnşallah. Tabii ben her zaman açım. Benim cümlelerimden seni rahatsız eden bir şey varsa lütfen tartışma ortamında söyle. Yo, sen İnşallah de bak, sen de yanlış bak. Tartışma demek. Sen de dilediğini bana söyleyebilirsin. Kesinlikle benim sana söylediğimi hatta daha fazlasını söyleyebilirsin. Hiç alınmam. Ben bunu kapatayım. biraz saygı sonuçta biz Türk usul adetleri gereğinde sen benim yaşça büyüğümsün. Bana Edip de ben de Yaşım sana Süleyman diyeceğim. Ben kesinlikle bir efendi beyime hitap şey etmiyorum. Çünkü yaptığınız bir şey canım kardeşim. şunun için yapıyorum Edip abi. Bak Şunun için yap. Süleyman amca. Sana iğneleyici gelirse bil ki o sadece tartışmanın hakkını verme gereği duyar. Hiç Benim seni alınmam. şahsıma kesinlikle sevmiyorum. Böyle Bak bir şey hiç yok. alınmam ama Yani benim gerçekten bu tür Edip korktu demek işte böyle falan filan o ayrı bir olay Başka bir ama şey. Tartışmaya nasıl çekeceğim seni? Sen söyle o zaman. Tartışmaya nasıl çekeceğim seni? Benim yani sana öyle bir beni tartışma oyuna teklif etmemem getiriyorsun istemiyorum. zalim. Ya ben Orada ya. eş Gelip seni inciteceksin söylemedim. dinliyorum. Şimdi Edip abi hızlıca başlayalım. Abi şimdi nereden başlayacağım da tam bilmiyorum ama tartışmanın "19'dan hakkını başla. vermek Konu istediğim için 19. Kur'an'da 19 var mı yok mu? Ondan başlayacağız." 19 ve Reşat Arife. Ben Reşat Arife'yi çok iyi araştırdığıma inanıyorum. 19'da çok iyi araştırdığıma inanıyorum. Yalnız sen de takdir edersin ki şu kadar kısa süre içerisinde 19'un içerisinde değil de usulen, şeklen, bir metot olarak, mantıken
19 senden muhakemesi tartışması yapalım diyorum. Tamam mı? İçine yani 19'un sayılarına girmemiz herhalde biraz çok fazla mümkün olacak çünkü herhalde vaktim ona yetmez. Yok bunu daha benim 19 katındaki bizim belki böyle söyleyebilirim, özetleyebilirim sana. Senin için belki değişik gelebilir, ilginç gelebilir. Ben 19'u araştırdım. Öyle bildiğim kadarıyla 19 3 tane farklı parçadan oluşuyor. 3 tane bileşeni var. Birinci bileşenin 19'un Reşat Halife'nin kendisini tanıttığı ve kendisini öne çıkardığı, reklamını yaptığı bir aykıt, bir argüman, bir araç olarak kullandığı 19. Bu bir. İkinci parçası 19'un Tevbe suresinin son iki ayetinin inkarı. Üçüncü parçası da bu üçüncü parçada ne var? Çeşitli kelime sahipleri var. Orada iftira atıyorsun. Orada ikincisinde iftira atıyorsun. Tevbe suresi son iki ayetini inkar eden yok. Bitireyim de sana. Buyur. Dedim abi bitireyim de. Çünkü çok iftira atacağım. Merak etme daha başlayacağım. Şimdi birinci parça yani Reşat Halife'nin kendini öne çıkardığı parça o kısma sen giremiyorsun, korkuyorsun, çekiniyorsun. Bu bir. Ama Reşat Halife bunu gayet cömert bir şekilde kullanıyor. Yani 19 mucizesini unut para gibi harcıyor. Bir. İki. Tevbe suresinin son iki ayeti meselesi tamamen zaten Allah'lık bir mesele. Yani 11 yılda o toparlandı, tamamlandı falan. Onları senden dinleyince yani başka bir komedi bir şey dinlemeye gerek kalmıyor. Tam bir komedi. Oradan büyük bir komedi dönüyor. Üç. Bazı kelime sayımları ki bunların belki %20'sine 30'una katılabilirim. Şimdi senin taktiksel olarak yaptığın şey şöyle dedim abi. Yanlışın şu. Sen diyorsun ki bu kelime sayımlarını önümüze çıkarıyorsun, koyuyorsun. Diyorsun ki Besmele 19 harf. Besmele'nin 19 harf olduğuna dair bizim sıkıntımız yok. Mesela Vahid 19 diyorsun. Mesela efendim Rahman 57 diyorsun. Rahim şu kadar diyorsun. Sure sayıları 114 diyorsun. Bunlar da çok fazla sıkıntı yok. Sen bana şöyle bir sistematik örnek verir misin? Bir saniye, bir saniye. He, buyur. Sıkıntı bunları kullanarak Tevbe suresinin son iki ayetin iptaline nasıl ama ben net cevaplar istiyorum çünkü hani başkasını belki yanıltabilirsin ama ben sakın beni yanıltabileceğini düşünmeyen ben bir taraftan da ciddi konuşuyorum sana. Tevbe suresinin son iki ayetini nasıl inkar ettiğinizi, iptal ettiğinizi veya Kur'an'da olmadığını gösterdiğinizi ben anlamış değilim. İftira ediyorsun diyorum. İftira ediyorsun çünkü hiçbir vakit Tevbe suresinin son iki ayetini inkar etmedik. Tam tersine Kur'an'daki her harfin ilahi bir koruma altında olduğunu ve 19 sisteminin bunu ispat ettiğini delilleriyle ortaya koyuyoruz. Senin inandığına ben inanmıyorum. Sen Kur'an'a sadece değil, Kur'an'ın yanında ciltler dolusu kitaplara iman ediyorsun, onları Kur'an'a ekliyorsun, Allah'ın kelamı gibi görüyorsun. Hatta Allah'ın kelamını onunla neshediyorsun bir sünni olarak. Seninle benim dinim ayrı birincisi. Senin inandığın kitaplarla benim inandığım kitap ayrı. Benim inandığım kitap, kitabun merkumdur. Rakamlanmış kitap sevgili kardeşim. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Biz zikri indirdik, onu koruyacak biziz diyor. Senin biraz sorgulayacağım seni, beni bağışla. Senin aslında Kur'an'a iman etmediğini, güvenmediğini, aslında kelle sayılarına, doğduğun coğrafyadaki sana anlatılan hikayelere sorgulamadan inandığını iddia ediyorum. Ve nitekim Kur'an ayetlerini getirdiğin vakit onun karşısına falanca alim, falanca zalim, falanca hadis, falanca fetva diye karşı çıkacağını iddia ediyorum. Halde sana sorum şu, tam tersi. Ben Tevbe suresinin son ayetlerinin 927 ve 128 olduğunu iddia ediyorum. Ve buna dair delil olarak da Allah'ı şahit gösteriyorum. Allah'ın büyüklerden, bir saniye bitireyim sana veriyorum. Allah'ın büyüklerden dediği, le'ehdel kübra dediği, aleyha tisata aşer, müminlerin imanını güçlendiren, zalimlerin, kafirlerin ve münafıkların da anlamadığı ve zebralar gibi kaçtığı
Allah'ın sayısını delil gösteriyorum. Sen ise Tebe'nin son ayeti diye 928 ve 129'u ona inanıyorsun. Senin de delilin kelle sayıları. Yani olay şu. Allah'ın sayısıyla, hüccetiyle, deliliyle senin kelle sayıları. Kelle sayıların dışında başka bir delilin yok senin. O kadar basit. Devam et. Tamam abi. Şimdi bak. Yerleşik bir ne vardı diyelim. Senin... Bana delil göster. Yok. Beni madem suçluyorsun, iddia ediyorsun. Şunlar Allah'ın kelamıdır diyorsun. Şu iki ayettir diyorsun. Delil. Dedim abi, kim delil getirmesi lazım? Mevzu. Senin. Benim delil getirmesi lazım değil. Zaten herkesin kabul ettiği, herkesin... Herkes dediğin kelle sayısı, Kur'an'ın reddettiği şey. Ama Edip abi, polemik yapıyorsun lütfen. Yok. Ben sana bir şey sorayım. Ben sana ne dedim az önce? Ne diye? Bir tane soru var sana. Süleyman. Ben sana ne dedim? Tekrarlar mısın? Ben dedim ki benim de hüccetim Kur'an'da örnekleri olan ve muhteşem örnekleri olan 19 sayısı. Ben sana bazı örnekler vereyim mi? Bak şu kitapta bir saniye. Örnek verme. Örnek verme bana. Ya çünkü kaçıyorsun. Şunlar tesadüf mü bu örnekler? Sana vereyim. Yok. Çünkü dinleyenlerin arasından bunu bilmeyenler olur. Sizin yaptığınız üçkağıtçılık şurada. Vaktimiz yok. Benim çok sorunum var sana karşı. Onları konuşacağız bak. Senle bir saat değil 10 saat tartışacağız. Ondan çekinmeyeceksin. Ben seni, bak seni takdir ediyorum. Çünkü gerçekten yaptığın eleştirilerde iyi bir şekilde üçkağıtçılığı biliyorsun. En iyi üçkağıtçı sensin. İnkar için üçkağıtçılık yapıyorsun. Ve zeki adamsın. Ve inşallah buna tanık olacaksın. Belki de yani samimisin, bilmiyorum. Yani neyse bir şey var. Yani Kur'an diyor ya 7. surenin 146. ayeti. Onlara bütün ayetlerimizi göstersek de onlar istikbar ile tanık olmazlar diyor. Sende ne var, kalbinde ne var bilmiyorum. Ama 19 sayısı ile ilgili ayet net bir şekilde diyor. 70. surenin 31. ayeti. Bu sayı diyor, bir saniye. Bu sayı müminleri imanlı güçlendirir. Buyur. Yok. Şimdi senin yapacağın ne biliyor musun? Yapacağın muhteşem bir sistem var. Bu sistemden habersiz yok. Ben bu oyuna düşmeyeceğim bak. Bu sistemden habersiz bir bak senle tartışacağım. Canım kardeşim. Senle saatlerce, inşallah sadece bugün değil. Senle 10 saatse 10 saat tartışacağım bunu. Hiç korkma. Bütün sorularına da inşallah tartışacağım. Bak sana söz veriyorum burada. Bunu tartışacağız. Birkaç saat tartışacağız. Senin konuyla ilgili sorularına cevap vereceğim. Ancak diyorum, üç kağıtçılığa izin vermeyeceğim. Çünkü yaptığınız hep bu. İnsanların bundan haberi yok. Ben buna eleştiren ehli sünneti görüyorum. Hiçbir şey bilmiyorum 19 hakkında. Sadece sizin çarpıtmalarınızı ve tahrifatlarınızı işitiyor. Ben buna hayır. Bu tartışmada önce sunacaksın bana. Bana önce 19'un bir özetini yap, ondan sonra eleştiriye gireceksin. Çünkü bunu izleyenlerin çoğu bilmiyor sizin zulmünüzden dolayı. Adamı öldürdünüz, beni ülkede tehdit ettiniz, ben kaçtım buraya geldim. Ondan sonra bana eleştirinizi getiriyorsunuz, mazlum havalarına giriyorsunuz. Değil. Ben sana diyorum ki madem ki eleştiriyorsun, eleştirdiğin şeyi anlat. Yok. Doğru gibi mi, doğru mu? Yok, bunu madem ki bu kadar didiklik aradın, bunun hakkında kitap dolusu yazdın, bir sürü video çektin, adam sana hamim sayısını gösteriyor, işte doğru gibi görünüyor. Değil. Bu dürüst bir yaklaşım değil canım kardeşim. Dürüst yaklaşım olsa incelersin. Anlamadan topa giriyorsun Edip abi. Lütfen dinler misin beni? Lütfen. Buyur. Rica ediyorum. Dinler misin? Diyorum ki benim prensip olarak hamim sayısının 19'un katı olması veya Bismillah'ın 19 harfte oluşması veya sure sayısının
olmasıyla sıkıntı yok. Bunlar olabilir diyorum zaten. Belki o video diyorsun, o video olabilir. Olabilir değil. Zaten. Hayır. Olabilir, olabilir değil. Ya 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 var ya yok. Öyle olabilir hikayeleriyle insanları... O zaman sana şu örnekleri vereceğim. O zaman kesmede bak söyle. 5 dakikada bir özetini yapayım, ondan sonra itirazlarına geç. Çünkü yaptığınız şey sürekli bu. Yaptığınız şey, insanlar 19'u bilmiyor. Bak bunu izleyenlerin, ben sana bir şey sorayım. Bunu izleyenlerin çoğu 19'u bilmiyor. Bilmeyen insanlara nasıl eleştiri yaparsın? Haksızlık değil mi? Zulüm değil mi? Dinler misin beni? Değil mi? Bak sana buyur. Ne diyorum? Bak benim 19'da şu noktada 3 parça ayırdım ya ben bunu. 3. parçasının belli bazı sayımlarında problemim yok. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bir matematiksel güzellik varsa, ki buna sen bu bize diyebilirsin, sorun değil. Burada bir sıkıntımız yok bizim. Anlamadın o zaman. Anlamadın. Bak ben canın kardeşim. Anlamadın. Ben tekrar edeyim. Ben seni demiyorum. Ben seni demiyorum. Bak bu son hikayetinin Mucize'yle alakası yok. Tevbe suresinin son hikayeti benim bilebildiğim kadarıyla Reşat Halife'ye 14 tane Cebrail getirmiş, vahiy vermiş. Edip abi çok fena sıkıştıracağım seni. Böyle kutlamazsın beni. Cebrail 14 tane buna vazife vermiş, tamam mı? O 14 vazifenin birisi Tevbe suresinin son iki ayetini at demiş. Doğru mu Edip abi? Bu buradan geliyor, Mucize'den gelmiyor. Lütfen sen önümüze mucizeyi yığıyorsun, diyorsun ki o arkadaş mesela Hamit müthiş çalışma yapmış. Dolar olması beni üzmez. Bak açık söylüyorum sana. Niye üzsün? Kur'an'da bir matematik güzellikleri... Anlatayım mı sana? O zaman dinle. O zaman dinle. O zaman Tevbe suresini konuşacağız. Anlatı noktanız yanlış. Şimdi benim sıkıntım ne? Siz de benim aramızdaki 19'larla bizim aramızdaki sıkıntı ne? Siz diyorsunuz ki Kur'an'ın son... Tevbe suresinin son iki ayeti, yani 128 ve 129 Kur'an'dan değil, bunlar kul sözü gibi. Biz de diyoruz ki siz esas kul sözü yapıyorsunuz. Bunun harfini niye ikiye çıkardınız, iki tane onun yaptınız? Neyi? Nun, harfini niye iki tane yaptınız? Nun, vav, nun. Niye tek nunu iki tane nun yaptınız? Ne diyorsun sen? Ne alakası var? Hayır hayır, ekleme varsa siz ekliyorsunuz. Değil, bakın, değil, değil. Değil, değil, değil. Ben sana o zaman anlatayım. Bak, o zaman dinle bak. O zaman, çünkü bir altyapısın... O ikinci mesele. Yok, yok, yok. Senin yaptığın ne biliyor musun? Senin yaptığın dürüstü değil. Niye dürüst değil? Bir anlatayım sana. Niye dürüst değilsin? Senin yaptığın dürüstlük değil. Niye? Ben sana dedim, sen değil. Sen incelemişsin, görmüşsün, görmemişsin. Bir yamukluktan dolayı veyahut da gerçekten de gerçeği görmüşsün. O senin şey. Ama diyorum ki bunu izleyenler çoğu gelecek eleştirilen konuyu bilmiyor ve senin bu eleştirilerini sadece bunları görecek, kafa karıştırıcı uyduruk şeylerini, ona iman edecek bir sürü insanın bu mucizeye tanık olmasına engel olacaksın. Ben sana bu izni vermeyeceğim. Niye? Niye? Çünkü bir şey benim 30 yıldır şeyim, senin ehli sünnetler geliyor, senin katlin vaciptir. İşte öldürdük Reşat'ı, seni de öldüreceğiz. Senin de kanını içeceğiz diyor. Ama 19 sisteminde hiçbir haberi yok. Çünkü senin gibi sahtekarlar sistemi anlatmak yerine, önce bir özetini yapmak yerine tutup sağdan soldan insanlara yanlış bilgi vererek başlıyor. Ben sana bu izni vermeyeceğim. O halde bir saniye Süleyman. Başlamak istiyorsan 5 dakikada bir özetini yap bilmeyen ehli sünnete. Doğru olanları anlat. Gerçeği gizleme. Bak Kur'an diyor ki o Yahudiler, o sahtekarlar, müşrikler gerçeği gizlediler. Senin şu anda bütün derdin olan bir gerçeği gizlemek, sağdan soldan çekiştirmek, bir iki tane ufak hatamızı bulup her şey olmuş gibi sunmak. Ama sana bu izni vermeyeceğim. Çünkü sahtekarlık yapıyorsunuz. Camilerinizde, televizyonlarınızda, yayınlarınızda milyonlarca bu sahtekarlığı yapıyorsunuz. Benim sesim yok çünkü sesimi kıstınız zalim herifler. O adamı katlettiniz. Ondan sonra mağdur havalarına geçiyorsun. Bak. Anlat bana, özet yap, ondan sonra eleştiriye başla. Özetini yap 19'un. Özetini yaptım, ödüm yok şimdi. O zaman ben yapacağım. Ben şurada özetini yapacağım.
Ondan sonra eleştirine geçeceğiz. O zaman millet anlar neyi tartıştığımızı anlasın. Çünkü biliyorum ki benim tecrübem var. Bunu izleyenlerin büyük kısmı 19 yılla ilgili hiçbir araştırma yapmamış, okumamış. Sadece senin gibi çarpıtanların, zebraların toz dumanını görmüş. Oldu mu canım? Birkaç tane örnek veriyorum. Orada mısın canım? Abi öyle mutlulacaksan bunu de ama bizim konumuz değil. Sana yok da... konumuz o çünkü 19'u tartışıyorsak bu tezi dinleyenler şu anda bunu dinleyenlerin çoğu bunu bilmiyor. Örnek verdiğim kısımların belki bir kısmında zaten itirazım yok. Abicim sizin ehli sünnetin yaptığı sahtekarlık ne? Defalarca bunu yapıyorlar. Ben... Dinle, ben havaalanında, yok havaalanında bir adamla tartışıyorum, Pakistanlıyla, bir saatlik bir tartışma. Ayetlerle onu mahkum etmişim. Ayetler onu mahkum et. Bu alçaklar alıyorlar, bir parçasını kesiyorlar, tartışmayı gizliyorlar hepsini. İşte Edip kaçtı, namazla ilgili şeye cevap vermedi diye. 10.000 tane parça sayacağım şimdi, parça falan değil. Okey, o zaman örnek vereyim, bana 5 dakika verseydin çoktan bitmişti. Gizleme. O zaman başlayacağız, konuşacağız. Bismillah. Tamam. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inandığını iddia eden 1 milyar insan var. Veyahut da İncil'in, veya Tevrat'ın, veya Bahvat Gitta'nın, veya da Mormonların şeyine inanan. Ve bu insanlara bakarsan bunlar doğdukları ülkenin dinini, mezhebini, tarikatını taklit eden insanlardır. Sorgulamamışlar, düşünmemişler, diğerlerini inceleyip karşılaştırmamışlar, tamamıyla doğdukları ülkenin kelle sayılarına uymuşlar. Onun için bugün ben Müslümanım diyenlerle Kur'an'ı tartıştığım vakit, ya şu yaptığınız şey Kur'an'a aykırı, siz taşla öldürme cezası var diyorsunuz ehl-i sünnete göre, keçi ayet yemiş falan hikayeleri ama Kur'an'da böyle bir şey yok. Olur mu Edip? İşte şu hadis falanca hadis, sen peygambere şey diyorsun. Veyahut da işte ya kadınlar erkeklerle eşittir. Kur'an diyor ki erkek, kadın, kabile, bir saniye ben giriş yapıyorum. Ben veyahut da işte mürtedin cezası ölümdür yoktur Kur'an'da. Böyle bir şey yok. Kur'an diyor ki dinde zorlamaya yoktur. İnsanlar hatta dininle alay ediyorsa bulunduğun mecliste onları terk et, tekrar sonra tartışmaya git diyor. Ya işte falanca alim falanca hadis diyorlar. Ya köleciliği yoktur İslam'da, cariyecilik yoktur ama falanca hadis falanca alim diye. Onun için sünni arkadaşlar aslında Kur'an'a iman etmiyorlar, palavraya yalan. Şimdi bu soru çok önemli. Ben niye Kur'an'a inanıyorum? Niye Allah kelamıdır? Dünyanın en büyük iddiası bu ya. Niye falanca kitap, Mormonların kitabı veya Bahavat Gitta veya bilmem The Principle... Bu Allah'ın kitabı olsun. Onlar da iddia ediyorlar. Onların da iddiası aynı sizin gibi. Onlar da ya olur mu sorulur mu? Akıl işi değil. Din, iman nakil işidir. İman akıl değil nakil işi diye. Kendi Allah'a yaptıkları iftiraları, palavraları iman diye şey ettikleri zan ile gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi o halde Kur'an olağanüstü bir delildir. İddiada bulunuyor. Diyor ki ben Allah'ın kelamıyım. Hem de Allah'ın mükemmel şekilde kurulduğu kelamıyım. Bu olağanüstü iddianın olağanüstü delili olması lazım. Ve işte 19 sistemi böylesine muhteşem bir delil. Allah her çağda ayetler gönderdiğini söylüyor. Yani mucizeler. 2. surenin 106. ayeti maalesef sünni mahallelerde tahrif edilmiş. Şeytani bir şekilde tahrif edilmiş. Nesih mansuh diye bir şeytani doktrin için kullanılıyor. Halbuki orada o ayette diyor ki bir ayet, bir mucize... Kur'an'da tekil olarak kullanıldığı vakit sürekli mucize ve delil anlamına gelir. Eğer bir ayet unutulursa veya kaybolursa onun benzerini ve daha iyisini getiririz diyor. Değil mi canım kardeşim Süleyman? Şimdi Muhammed Peygamber döneminde onlar bazı mucizelere tanık oldular. Hatta o konuyla ilgili bu ateistlere 19 soru adlı kitabımda şurada ateistlere 19 soru. Bu kitabımın birkaç bölümünde onu tartışıyorum. Yani Kur'an'ın o dönemde ne gibi... Oldu hocam. Şimdi ben bitireyim. Yani bir 5 dakika daha şey versen müsaadenle. Şimdi o insanlar çeşitli mucizelere tanık oldular.
Mesela belki de Kur'an'ın edebi mucizesi ki bugün sorduğum vakit hep palavra atıyorlar. İşte Kur'an edebi mucizedir. Örnek ver dediğime takılıyorlar. Örnek diye şey ettikleri Sünnilerin uydurduğu bir müsevvilemetül kezzap diye birisine yapıştırdıkları ilkokul düzeyinde saçma sapan bir şey. El fiilu mel fiilu ve me edrake mel fiil, işte bu saçmalık değil mi? O halde Kur'an Allah kelamıdır diye uyduruk bir samandan adam dövme hikayesi. Ancak yani bugün... Buyur. İkinci surenin 23. ayetim. Evet. İkinci surenin 23. ayetim. Ne diyorsun orada? Kulunuza indirdiğinizde kuşku içindeyseniz buna benzer bir sure getirin. O senin bahsettiğin işte. Yani bu edebiyat demiyor. Kur'an edebiyattan bahsetmiyor. Edebiyat diye... Siz şey diyorsunuz ve bu konuda hiçbir deliliniz yok. Edebiyatın standardı yok. Objektif bir standardı olmaz. Adamın tekliği al işte yaptılar. Şu Kur'an'ın benzeri diyor işte benzeri. Ya aynısı olması mı lazım o zaman? Kopyası. O zaman hiçbir kitabın benzeri getirilemez. Çünkü bu bunun benzeri. O halde benzeri değil. Kafadan salla. Şimdi bitireyim. Bitireyim. Şimdi bu... Bir gelmişken sorayım ben. Neyi soruyorsun? Sorum şu, kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz buna benzer bir sure getirin. Senin mealden okuyorum bunu. Allah'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın. Doğru sözlü iseniz. Ulan senin verdiğin dipnot, bu ayetleri Kur'an matematiğinin kutlesini şart ediyor diyor. Şimdi o zaman sana soruyorum. Bak şimdi artık tüm eteğimizdeki taşlarımızı buraya koymamız lazım. Örneği veriyordum. Ben örneği bitireyim, ondan sonra geleceğim. Araya kısa bir şey koy. Bak şu ana kadar bir ezber gidiyordu. Ben o ezberi bozmak istiyorum şimdi. Bu ayette soru soracağım. Bu ayette kulumuza denilen kimdir? Muhammed Peygamber. Ya şimdi bak Muhammed Peygamber dedin. Şimdi kulumuza indirdiğimizde kuşku içindeyseniz sen verdiğin buna verdiğin dipnotu okuyorum. Kur'an'ın matematiksel mucizesi. Ya Kur'an'ın matematiksel mucizesi kime verildi? Muhammed Peygamber'e. Hayır. Tabii. Çünkü ona verilen kitabın mucizesi. Ona verilen kitabın mucizesi. Ayrıca. Kur'an'ın dinle. Abicim bitireyim. Kur'an'ın... Bana kızıyorsun. Niye kızman lazım öyleyse? Çünkü Reşat Halife demem lazım. Burada sahtekarlık yapıyor. Yok. Reşat Halife'ye göre bu ayet... Bak bunun gibi bir sürü ayet çıkaracağım karşıma. Bu bilin. Daha yüzlerce çıkaracağım karşına. Burada Reşat Halife diyor ki bu ayet benimle alakalıdır. Bu ayet bana hitaptır diyor. Niye bundan söylemiyorsun Edip abi? Dinle. Kur'an'ın Kur'an'ın dilinden sen tabii ki senle Kur'an arasında bir hicap olduğu için sen Kur'an'ı bir insan kitabı olarak okuyorsun. Halbuki Kur'an'ın hitabı dinle. Yok. Biliyorum sen uyduruyorsun şimdi. Dinle. Onu bir ona cevap vereyim. Bir itirazda bulunuyorsun. Araya bir şeyler atıyorsun. Buyur. Üzerine 19 var kitabında diyorsun ki ya bu mucizeden bahsediyorsun. Bu mucizeyi bulandan bahsediyorsun. Bak burada birinci eleştirim. Sen ne zaman Reşat Halife'den bahsetsen korkuyorsun buralara girmeye. Reşat Halife ya şey kimyager olmadığını da araştırdım bu arada. O da bozmuş. Biyokimyacı. Ya yalanmış. Sen yalan atıyorsun. Onunla ilgili... Ya güzel kardeşim, bak bu kitabın arkasında şeyleri var. Onunla ilgili bak e-mail var. Edip abi e-mail. Adam bunu açıklıyor. Diyor ki onun kimyagerliği de hikayedir de oraya girmeyeceğim. Neyi? Yok. Niye iftira atıyorsun? Adam biyokimyacı, Arizona Üniversitesi'nde okudu. Aynı Şemsüzü Üniversitesi'nde ve Arizona Üniversitesi'nden doktorası var. Sen şu soruma cevap verecek misin? Niye? United Nations'ta bir dakika. Adam United Nations'ta bilim adamı olarak çalıştı ve oradan emekli oldu. Niye iftira atıyorsun adama? Geri görüyorum. Demek ki doğru mu diyorsun?
Şimdi adam diyor ki, şimdi adam diyor ki şu ayet diyor, dini iftira. Reşat Halife'nin dinini ortaya çıkarıyordu. Bak benim biraz İngilizcem var, tamam mı? Bunların tüm hepsinin İngilizcesine bakıyorum. Şimdi bakıyorum ki adam tüm Peygamber Efendimiz'e olan ayetlerin hepsini diyor ki, aha bu beni anlatıyor. Reşat Halife'nin dinini yok, yok, yalan atıyorsun. Bazı ayetlerin, Dinle. Bazı ayetlerin ona işaret olduğundan zerre kadar kuşkum yok. Ancak senin inandığını iddia ettiğin Kur'an bir kulsuzu olunca gelecekle ilgili gaybi haberleri de içermesi mümkün olmaz. Sen Muhammed'i putlaştırınca Muhammed'den sonra elçi gönderilmesi de mümkün olmaz. Bak son elçi ifadesi ta Yusuf Peygamberden sonra Musa'yı inkar için kullandılar. Ta o zaman söylediler. Yusuf'tan sonra elçi gelmeyecektir dediler. Onu Kur'an diyor ki Yusuf'u dinle bir dakika. Yusuf'u inkar edenler daha sonra onu putlaştırdılar. Yani sen tartışmıyoruz şu anda. Bizim tartışmamız gereken ne bak sana? Net sorular sorayım, hiçbirine karşılık alamıyorum. Çünkü sen burada, ben bitireyim bunu bitireyim, örneğini vereyim, hemen oraya Tevbe suresine geleceğiz. Konuyu dağıtmayacaksın. Kur'an'da besmelenin sana istediğin kadar tamam konuş ama bundan sonra hani konuşma bittikten sonra lütfen benim sorduğum sorulara cevap istiyorum. Tamam. Anlaşalım. Eyvallah. Kur'an'da besmelenin harfleri harf sayısı tam 19'dur. Bunu Süleyman Ateş kendisiyle ceviz kabında yaptığım tartışmada adam Ezher Üniversitesi mezunu sanıyor. Medine Üniversitesi mi Ezher Üniversitesi mi? Eski Diyanet İşleri Başkanı tefsir yazmış falan filan. Profesör Doktor Süleyman Ateş milletin gözünün içine baka baka bu ehli sünnet zalimi yalan söyledi. Hayır 21 harftır diye iki harf. Ya şiirleri okuyorum. Adam mucizeler ehli sünnet diyor. Sen de onun gibi yaptın. O ehli sünnet değil mi? Bir saniye. Süleyman Ateş hadislere inanan birisi. Ehli sünnet değil mi adam? Tamam o zaman Bayındır Hoca'yla kol kolasınız. Bayındır Hoca da hadislere inanıyor. Hadislere Bayındır'la kol kola falan değilim. Bayındır'ı eleştiriyorum. Dinle. Bayındır'ı eleştiriyorum ama Bayındır ehli sünnetin birçok şeyini eleştiren birisi. Aynısınız. Yaşamlık hadislere inanıyor bir kısmına. Ya hepsi inanıyor. Bunların sadece sen inanmıyorsun. Tüm hadisleri iptal edin. Allah'ın da olsun. فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ Ama size geldiğim zaman bu hata rivayetini nasıl sanıyorsunuz? Orada da çok hata var. Onlar da hepsi insanı. Sen tersinden görüyorsun. Her şey tersinden var. Onu da unutma. O mukattayla ilgili hadisi de unutma. İnşallah. Ben o kadar çok yanlış yapar ki. Ben özet. Bir kere söyleyeyim sana. Seni sevdim. Seni gerçekten sevdim. Hoş bir adamsın. Ve senin gerçekten samimiyetle kör olduğuna inanıyorum. Yani gözünü bir yerde kapamışsın ama inşallah seninle konuşacağız, tartışacağız ve bütün sorularına belki cevap veremeyeceğim hepsine ama kalbini tatmin edecek şekilde göreceksin cevaplarını. Sen zannediyorsun ki, öylesinden bakıyorsun ki tersinden aynı Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in bakışı açısına ve bunun için ölmeye de hazırsın. Yani öyle doğru olduğunu zannediyorsun çünkü Kur'an zaten bunu söylüyor. Onlara diyor iki yol gösteririz. Ve orada onlar öylesine şey derler ki kendilerinin haklı olduğunu zannederler. Bu göreceğiz. Besmele'nin harf sayısı kaç? 19. Kur'an'da diyor besmele'nin tekrarı tam 114. Mesela bir surenin başında yok. Birinci surenin başında numaralı besmele. Ama bakıyoruz ki 9. surenin başında yok. 1 ve 9 yine karşımıza çıkıyor ilginç bir şekilde. 9. surenin başında besmele yok. Allah Allah diyoruz ya 113, 19'un tam katı olurdu eğer bir tane daha fazla olsaydı. Bir arıyoruz bakıyoruz ki bu kayıp olan yerden tam 19 sure sonra 19. surenin ortalarında 30. ayetinde yani 27. surede İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye Allah onu yine 114'e şey ediyor, tamamlıyor. Böylece 19'un 6 katı. Kur'an'da ki besmele'deki İlk kelime bismi
kelimelerin sayımı ile harflerin sayımı konusunda bir standart var. Bu da besmele ile ilgili tartışmalara aslında açıklık getiriyor. Çünkü Kur'an'da besmelenin matematikle ilişkisi olarak üç farklı besmele var. Bir numaralanmış besmele var, Fatiha'nın başındaki besmele birinci ayet. Bir de diğer surelerin başlarında sıfır numaralı, yani bir numaralı değil ama tekrar eden ayet var. Bir de bir surenin başında yok. Bir surenin başında da yok. Bir yok mu? Böylece besmeleler bir şey kazanıyor. Ve bu merak ediliyordu. Niye böyle? Birisi numaralı, diğer numarasız ve bir surenin ortasında geliyor ama bu surenin başında gelmiyor. 19 sistemi bütün bunları açıklıyor. Kelime sayımlarında besmeledeki kelimeler de dahil sayıyoruz ama sayılmıyor besmeledeki kelimeler ama harf sayımında bütün besmeledeki kelimeler dahil oluyor. Yani numaralı kelime sayımında numaralı ayetler dahil oluyor, numaralı besmeleler ama harf sayımında numarasız besmeleler de dahil oluyor. Böylece fonksiyonları niye numaralı numarasız olduğu da fark edilmiş oluyor. Arasında bu ayrım yapılmış oluyor. Şimdi besmelenin ilk kelimesi bismidir. İsim kelimesi. Bismi olarak Kur'an'da 3 kere geçer ve bunun ayet sure numaraları 19'un katıdır ama burada Allah fehedeynâhu necdeyn iki yol gösteriyor. İsim kelimesi yalın olarak da tam 19 kere geçiyor Kur'an'da. Bismi 3 kere ama isim olarak 19. İlk insan niyetiyle burada tercih ediyor. Birisi inkar etmek istiyorsa, hadi bismi 3 kere geçiyor, ben ötekisine 19'a bakmam. Fehedeynâhu necdeyn iki yol gösterdi. Ve inkar etmek isteyenler olmayan yolu, yani mucizeye tanık olmamak için bir yolu seçerler. Ama bakıyoruz ki isim 19 kere geçiyor. Allah kelimesi 2698 kere geçiyor. 19'un 142 katı. Rahman kelimesi 57 kere geçiyor. 19'un 3 katı. Rahim de tam 114 kere geçiyor. 19'un 6 katı. Allah'ın Kur'an'daki isimleri de besmele ile ilişkili olarak aynı şekilde bir bakıyoruz ki bu tabloyu şey ediyor. Bunu şu kitapta bulabilirsiniz. Ben keşke daha önce hazırlasaydım. Nerede? Neyse. Burada. Şunu biliyorsun bu tabloyu değil mi? İsim tablosu. Süleyman. Biliyorum. Ben sizi biliyorum. Ben millete şöyle bir göstereyim. Şu tabloyu görsün. Burada besmeledeki kelime burada Allah'ın şurada şehit kelimesi oraya biraz şeye bak bir saniye şurada şu tabloyu şurada göstermem lazım. Evet. Neyse. Yani Kur'an'da Allah'ın ismi, besmele isim kelimesi 19 kereydi. İsim yerine sonra şehidi koyduk. Çünkü araştırma oraya getirdi. Şehit burada, özür dilerim. Ben tersinden gördüğüm için. Nedir? Allah, Rahman, Rahim. Birinci kelime isimdi. İsim 19 kere geçiyordu. Ondan sonra Allah'ın Kur'an'da sadece 4 ismi 19'un katı geçiyor sayısal değerleri. Onlar da 19, 2698 buna tekabül ediyor Allah kelimesinin tekrarına. Ondan sonra Rahman kelimesinin tekrarına hangisi şey ediyor? Mecid, Ebced değeri tam 57 oluyor, 19'un tam 3 katı. Ondan sonra cami kelimesi de Allah'ın cami ismi de 114 oluyor Ebced değeri. O da Rahim kelimesine tekabül ediyor. Bu sistem isim yerine daha sonra ben dedim ki burada Allah'ın 3 ismi var. İsim Allah Rahman Rahim. Burada Allah'ın 4 ismi var. Ebced değerleri. Buradaki tekrarları, buradaki ebced değerleri. Dedim ki bu simetrik, matematiksel olarak mükemmel bir simetri. Tam birbiriyle tekabül ediyor. Dedim ki isim kelimesi yerine bir başka isim olması lazım. Çünkü asimetri oluşuyor semantik olarak. Anlam bakımından. Çünkü burada 4 tane Allah'ın ismi sıfatı var. Burada sadece 3 tane var. Dedim isim yerine bir başka isim daha olacak ki 19'un katı olması lazım. Sadece 4 tanesi. Bir hipotez geliştirdim. Dedim ki Süleyman
Allah'ın isimlerinin tekrar sayılarını incelesem dedim. Sadece 4 tanesi 19'un katı olması lazım. Burada böyle listeler yaptım. Ve bunlardan bir tanesi 19 olması lazım. O da yerine geçmesi lazım isim kelimesi. Hakikaten bir baktım, tekrarlarına baktım, yazdım. Bir baktım sadece 4 tanesi 19'un katı. 5 tanesi değil, 6 tanesi değil, 3 tanesi değil. Zaten 3 tanesi besmelede. Allah Rahman Rahim. Ve bir baktım ki hakikaten şehit diye bir isim var. Tam 19 kere Allah'ın ismi olarak geçiyor. Ve o da tabloyu mükemmel bir tablo yaptı. Hem matematiksel olarak hem de aynı zamanda ne olarak? Semantik olarak, anlam olarak. Yani bu sağ taraftaki mi oluyor, sol taraftaki? Şu taraftaki tekrarları oluyor. Allah'ın isimlerinin tekrarları. Allah'ın isimlerinden sadece 4 tanesi 19'un katı oluyor. Ve aynı zamanda onların sayısal değerleri Ebced'deki Kur'an indiği zamanda kullanılan matematiksel sistem, cahiller bunu bilmiyor maalesef. O da tam tekabül ediyor. Şimdi şurada bir parantez içerisinde bir hadis var. Allah'ın 99 ismi uyduruk bir isim olduğu, liste olduğu belli. Hatta Kur'an'dan habersiz insanların uydurduğu bir liste. Çünkü Kur'an'da olan bazı Allah'ın isimleri yok ve Kur'an'da olmayan bazı isimler var. Hatta şeytan için kullanılabilecek bir isim var. Eddar, haşa Allah için zarar veren diye bir isim kullanılıyor orada. Onunla alakalı bir yazım var abi, reddiyem var. Neyse, şimdi bitiriyorum. Örnekler, birkaç tane örnek daha vereyim. Ondan sonra Kur'an'da yüzyıllardır anlamı merak edilen, tabii ki bir anlamının daha önce Muhammed Peygamber döneminde olduğunu anlıyoruz. Bir anlamının. Ama 19'la olan ilişkisi, yani anlamı zaten kaybolmuştu. Yıllarca merak ediliyor. Ya Elif, La, Mim, Kaf, Ha, Ya, İn, Sad, Ha, Mim. Ondan sonra Kaf, Sad. Surelerin başlarında çeşitli harf kombinasyonları var. Yani Arap alfabesi 28 harftir. Yarısı olan 14 harf, 14 farklı kombinasyonla tam 29 surenin başında geçiyor. Ki bunları da topladığım vakit tam 19'un katı ediyor, 57 ediyor. Şimdi bunları incelediğimiz vakit Elif, La, Mim, Elif harflerinin sayımında sorun var. Çünkü bir sürü Elif eklemişler. Bu daha kesinleşmedi. Ancak birçoğu istatistik hesaplarını kesinlikle şey eden, yani mümkün değil rastlantı olması. Mesela kendiniz sayabilirsiniz. Kaf suresinde tam 57 kaf var. Sayabilirsiniz. 19'un tam 3 katı. Diğer surede kafla başlayan bir başka sure var. Ayn, Sin, Kaf. Orada Ayn, Sin, Kaf 209 oluyor. Çünkü ayrı bir kombinasyon. 19'un tam 11 katı. Oradaki kaf da daha önce bir birim olduğu için o birime katılıyor. O da 57. Birlikte 114 oluyor. O da 19'un tam katı oluyor. Mesela Hamim ile başlayan 7 sure var. Bu 7 suredeki hamimlerin sayısı tam 2147. 19'un tam katı oluyor. 19'un 113 katı oluyor. Şurada hamimle ilgili bir tablo göstereyim. Aslında bu matematikçiye götürmüştüm. Matematik profesörüne burada. Kur'an'dan demedim deseydim sorun olurdu. Çünkü adam bakmazdı. Sünniler gibi onun da Kur'an'ın, onun Kur'an'a alerjisi var, Sünnilerin de matematiğe alerjisi var. Ve tabii ki alimlerine, zalimlerine taptıkları için de görmek istemezler. Ona şu tabloyu gösterdim. Şu tablo sadece tek başına değil, bu hamimdeki kelime, harflerin sayısı şöyle bir şey oluşuyor, tablolar oluşuyor, alt tablolar 19'un katı olanlar. Ve en sonunda hepsinde faktörleri veriyor. Harflerin şeyi sayısıyla faktörler birbirine denk geliyor. Faktör diyorum. Yani özür dilerim. Harflerin sayısıyla o sayının rakamlarının mutlak değerlerinin toplamını veren toplama bakıyoruz. O sürekli faktörleri veriyor. Bunu kendisine sordum. Sonunda bu şeyi burada sayfa göstereyim. Uzatmak istemiyorum aslında. Bu her birisi bir araştırma konusu. Muhteşem bir şey. Ve sonunda şu formülü buldum. Şuradaki formülü o profesör buldum. Yarım saat harcadı ve her bir tabloda bu formül gerçekleşiyor. Orada 5 sütun var gördüğünüz gibi. Bu muhteşem bir sistem. Ve nitekim
Kur'an'da 8 yerde bunlar bu kitabın mucizeleridir ifadesi geçer. Tilke ayatül kitab-ül mümin hepsi huruf-u mukattalardan sonra geçer. Şimdi soru şu. Bu Kur'an'da huruf-u mukattaları gören, merak eden binlerce alim cahil geçti. Çok zeki dahi insanlar, hatta tefsirler yazdılar. Fahreddin-i Razi bir dehadır. Hatta Suyuti de bir dehadır. Gerçi yani bana göre müşriktir ama bunlar dahi çok zeki insanlar. Gayet tabii Fethullah da bir dahi, çok zeki bir insan ama müşrik. Allah'a iftira eden bir müşrik. Şimdi yani dahi olmaz şeyini şeyin, zekasını şey etmiyor. Saint Paul da çok zekiydi. Yazdıklarına bakıyorsun muhteşem zeka var. Şimdi bakıyorsun ki ama bu zeki insanlar Kur'an'ı didik didik ediyorlar. Her bir harfini merak ediyorlar. Ciltlerle kitaplar yazıyorlar. 1406 yıl boyunca hiçbirisinin aklına... He? Değil mi abi? 1406 çıkardı. Neyi? Siyer kaynağına bakıyorsun. Edip abi sana göre şirk yapıyorsun şu an. Dinle, anlamadın ki. Yok! Göster bana. Ben yoklukta diyorum. Bunlar insanlar vardı. Bak. 1406 boyunca Kur'an üzerine tefsir yazan insanlar yok muydu? Bu bilgi uyduruk bir bilgi. Sana yok sana çarpıtma. Olay şu basit. Olay basit. Ben hani gibi bir şey dayamıyorum. Diyorum ki şu ana kadar 1406 geç 1974 yılına kadar 1406 kameri yıl bunlar kitap Kur'an üzerine tefsirler yazmadılar mı? Bu yanlış bir bilgi mi? Bundan şüphe mi edeyim? Yazdılar var, kütüphanelerde var, bilinen bir şey. Yani bunun için hadislere iman etmek şart değil. Bu bilinen bir gerçek. Dinle. Metodolojik hata değil. Gerçeğin ta kendisi. Bırak bitireyim bu sözümü. Bu sözümü bitireyim ondan sonra devam edeceğim. Ben bitiriyorum. Bir dakika daha ver bitireyim. Ondan sonra diyorum bu adamlar ya bunun için kitap ya normal herkes dünyada aklı başında olan insan bilir ki 1406 yıl boyunca zeki insanlar gelmiştir geçmiştir. Kim olduğu belli değil. Bunlar Kur'an üzerine bir sürü yorumlar yazmışlardır. Adam kitabın ismini de bilmesine gerek yok. Ama bunlar bunu fark etmedi. Hiçbirisinin aklına gelmedi ki yahu şu Kaf suresi Kaf'la başlıyor. Şuradaki kafları bir sayayım diye aklına bile gelmedi. Muhteşem bir olay. Yani bunun 1406 yıl boyunca gizli kalması, hiç kimsenin aklına ya bu kafla başlayıp bu sürede kaç kaf vardır diye bir sayayım, aradaki bir 19 ilişkisini bulmasını da beklemiyorum. En azından merak edip bu bile aklına gelmedi. Ve 1970... Dinle, 1969 yılında Reşet Halife, sizin katlettiğiniz o adam, sizin katlettiğiniz ve iftira edip durduğunuz o adam 1969 yılında Kur'an'ı ilk kez kompütere koyuyor. Ondan bahsedeceğim şu anda. İlk kez kompütere koyuyor ve ondan sonra şu kitabı şey diyor. Ben o kitabı getireyim. Hangi yılda koyuyor? 1969'da. Ben getiriyorum. Süleyman şu kitap. Şu kitap. Burada sayfalarını göstereyim göreceksiniz. 19'da hiçbir şey yok. Kur'an'da istatistiksel olarak şeyleri gösteriyor. Harflerin istatistiksel yoğunluğunu gösteriyor. Bu ilk çalışması ve bunu 1973'ün son ayında ön sözünü yazıyor. Bir saniye gösteriyorum burada random olarak bir tane 19. Niye 1974 diyorsun? Edip abi ben zaten kaydediyorum. Ben yükleyeceğim. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi işte bu olay 1974 yılında bunu fark etti. Bir bakıyoruz ki 1974. surede gizlenmiş ve hatta surenin ismi El Müddessir örtünen gizlenen diye biliniyor çünkü ilk ayeti 1974 yan yana görülüyor. Yani iki şeyi yan yana gördüğün vakit bir bilgi veriyor sana. The rules of association dediğimiz iki şeyi ilişkilendirme. Bu David Hume'un fark ettiği üç tane rules of association var. Yan yana görmek, sebep sonuç ilişkisi veyahut da benzerlik. Üç tane ilişki var.
yan yana gördüğün vakit bir ilişki şey diyorsun. Şimdi 19-74. surede söz ediliyor sadece orada. Ve bir bakıyorsun ki bu 19x74 kameri yıl boyunca gizli kalıyor. 1406 ediyor. 19x74 ve 1974 yılında isminin bütün türevleri Kur'an'da tam 19 geçen bir adam tarafından keşfediliyor. Ve bu surenin ilk ayeti sevgili kardeşim, ya eyyuhel müddessir kum fenzir. Ey gizlenen, kalk ve uyar. Ve buradaki 19 harf tam 1974 ediyor. Şimdi bu sistemle şunu fark ettik. Bir, Kur'an Allah'ın kelamı olduğunu kesinlikle matematiksel olarak ispat ediyor. Ben bunu hangi ateistle tartışmışsam hiçbirisi kazanmadı. Hatta bazı ateistler, mesela dünyanın en büyük 6. 7. ateisti olarak kabul edilen, yani şu anda hatta 5. sıraya da sokanlar oluyor. Michael Shermer, Dr. Michael Shermer'le tartıştım bu konuyu. Bu adam bu konuyu biliyordu. Çünkü dergisinde daha önce eleştirisinde yazmıştı. Hatta Kur'an'ı kapağa koyduğu sayısında Skeptik dergisinin kapak konusu o zaman şeydi, Kur'an'la ilgiliydi. Onun Pasadena'daki, Los Angeles'taki ofisinde tartıştım. Bu adam 19'u tartışmaktan kaçtı çünkü güçlü olduğunu biliyordu. Sonunda tartışmak zorunda kaldı, kaybetti, kendi kendisiyle çelişti ve kameraya baktı. I look like an idiot dedi bu adam. Bu adam The Scientific American dergisinde, Amerika'nın en eski bilim dergisinde makale yazan adam. Kitaplarıyla, mitaplarıyla papazları, mapazları çürüten, mahveden bir adam. Why people believe in weird things. Ben kitabı, bu adamın çalışmalarını bazen felsefe derslerinde de kullanırım. Öylesine zeki bir adam. Ama ne dedi kameraya bakarak? Ben bir aptal gibi görünüyorum, istemiyorum bunun paylaşılmasını. Ama sözleşme vardı, paylaşma hakkımız vardı. Kendi ofisindeydi. Şimdi ben bunu nice profesörlerle, şeyde nedir? Arizona Üniversitesi'nde 30 tane matematik profesörü ve şeyle tartıştım. Öğrenciler. Bunlara sundum şey ettim. Tıs. Yok. Hatta Süleyman Ateş'in yanındaki Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 sistemine inanmayan inkarcı bir profesördü. Kriptoloji bölümü bulabilirsin. Benim YouTube videomda var. Süleyman Ateş'in yanında onu destekleyen oydu. Profesördü. Sus. Pus kaldı. Şeyde Princeton Üniversitesi'ne iki tane profesöre sundum bunu, şey ettim. Sonra da dersimiz var diye şey itirazlar ettiler. Hepsine cevap verdim. Hatta en ilginci ne oldu biliyor musun? Kazakistan'da felsefe profesörleri ve matematikçileri topladılar. Kazakistan başbakanının oğlu ve oradaki bakanların şeyleri bunlarla ilgileniyor. Bunlar orada bir konferans düzenlediler. Orada en seçkin matematikçileri ve felsefecileri çağırdılar. Bunlara saatlerce bunu anlattım. Bütün sorularına cevaplar verdim. Edip neredesin sen ya? Kayboluyorsun. Buradayım. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Bunlar soruları bitti, itirazları hepsi cevaplandırıldı, çürütüldü. Onlardan birisi ne dedi biliyor musun? Hatta ismini koydum şeyde bir kitabıma. Makalede de bulabilirsiniz Kazakistan'daki ile ilgili. Şu anda aklıma gelmiyor. Adam felsefe profesörü. Ya dedi dedi de ya, ama başka bir evrende dedi. 2x2 4 olmayabilir. Bak adam itirazları sıfırla, bir itiraz yapamıyor. Sırf inkar etmek için, görmemek için adam bu dünyadan da çıkmadı. Güneş sisteminden çıktı. Galaksiden çıktı. Başka bir evrene gitti. Yani uyduruk bir evren, kafasında hayalinde bir evren. Ve evrende 2x2'nin 4 olmadığına inandı ve böylece itiraz etti. Ya dedim ki be adam, bırak başka bir evrende, başka bir galakside. Bu dünyada bile senin bu konuştuğun İngilizce anlaşılmaz dedim. Keyfi bir şey. Ama sen bu kadar keyfi, lokal olan bir şeye iman ediyorsun, güveniyorsun ve bununla evrensel bir dil olan matematiği eleştiriyorsun. Zalimsin dedim. Şimdi olay şu. Olay zaten Kur'an bunu belirtiyor. Diyor ki bu 19 sistemi bir dabbe çıkaracağız. Yerden, topraktan bir dabbe. Sudan olan dabbeden farklı olarak. Bir dabbe, bir yaratık çıkaracağız ki kompüter olduğunu anlıyoruz. Bu insanların gerçekten Allah'ın ayetlerine inanmadığını söyleyecektir.
Ve 19 sistemine olan tepki de bu sizin tepkiniz. Diyor ki, müminler, limen şe'e minkum en yetekaddem ev yeteahhar. Sizden ileri gitmek isteyenler yahut da geride kalmak isteyenler için bir uyarıdır. Şimdi bu girişi yaptım. Bundan sonra tartışma. Ben arkadaşlara diyorum ki lütfen bu konuyu eleştirileri dinleyip kafanızda o saçmalıkla önce o tarifatları öğreneceğinize önce bu kitabı alın. PDF'i de var. Ama bunun daha yenisi 19 bu Türkçe'ye çevriliyor. Çok daha kapsamlı, muhteşem bir kitap. Ondan sonra bir de şu var. Running Like Zebras. Bak senin eleştirdiğin şeylerin çoğu burada çürütülmüştür şu kitapta. Running Like Zebra. Ve burada da bir özetini, çok basit bir özetini göreceksiniz. Evet, ben bunu kapatıyorum. Çünkü bitiyor bu. 1-2 dakika var. 2 dakika kaldı bu. Dinliyor musun beni Süleyman? Ben kartı değiştireyim. Ondan sonra tartışmaya giriyoruz. Tamam.